Cem Küçük, Osman Kavala ve Gezi davası başka kimlere uzanacak? Türkiye son 5 yılda çok badire atlattı. Bu badirelerin hemen hepsi seçilmiş hükümeti indirmek içindi. Türk tarihinde 27 Mayıs 1960 darbesinden beri sokak hareketlerinden medet umuldu ve bunlardan sonuç alındı. Üniversiteler, yargı, ordu, sendikalar, medya eliyle bu ülkede darbeler yapıldı. Gezi olayı da aynen böyle bir örgütlenmeydi. Sokaklar yakılacak, halk isyana davet edilecek, ordu harekete geçecek, medya çağrı yapacak, yargı anayasal düzeni yıkmaktan davalar açacaktı. Gezi başarılı olsa iddia ediyorum Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ailesi rahmetli Menderes'ten beter edilecekti. İşte bu gezinin finansmanını sağlayan Osman Kavala şu an tutuklu. Hain Can Dündar ve mesele ağaç değil hala anlamadın mı diyen Mehmet Ali Alabora hakkında gözaltı kararları çıktı. Bu isimlerin hiçbiri masum değil. Kavala elimizde ama diğer iki isim firari ve nereye kaçarlarsa kaçsınlar onları da bu ülkeye getireceğiz. Burada özellikle Osman Kavala'ya dikkat etmek lazım. Kavala, HDP ve Selahattin Demirtaş'ın sıklıkla kullandığı seni başkan yaptırmayacağız sözünün sahibi. Çözüm sürecini bitiren isimlerden, Kürt vatandaşlarımıza devletin verdikleriyle mi yetineceksiniz diyerek onları kışkırtan isim. Masayı deviren ve HDP'ye asla barışmayın diyen Kavala, bağlantılı olduğu dış istihbaratlarla Türkiye'yi adeta meydan okudu. Şimdi ağlamanın zamanı değil. Bu arada 2015'te Hendek Savaşları ile devletimizi bölmek isteyip Türkiye'nin sınırlarıyla oynayan iki ismin aldığı cezalar onandı. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder'de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sırrı da ait olduğu cezaevine girdi. Artık ağlaşan bu isimler zamanında devlete meydan okurken düşüneceklerdi. Yeniden Kavala ve Gezi'ye dönersek, Kavala ile bağlantılı olan ve Gezi'de seçilmiş meşru hükümeti devirmek isteyen herkese hukuken hesap sorulacaktır. Gezi kalkışması Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik bir darbe teşebbüsüdür ve bu aşağılık darbe teşebbüsünü desteklemiş tüm gazeteciler, akademisyenler vesaire yargılanacaktır. Hukukun gereği budur. Bu suçu işlemiş olanlar bundan kaçamazlar. 6-8 Ekim 2014 cinayetlerinin bedelini Selo gibiler nasıl ödüyorsa bu darbe teşebbüslerine destek veren her gazeteci, akademisyen ve benzeri bedelini ödeyecekler. Devlet anında ceza verecek diye bir şart yok ama devlet mutlaka cezasını verir. Yıllar geçse de bedelini ödetir. Şunun altını bir kez daha çizmek isterim. 6-8 Ekim 2014'ten 7 Haziran 1 Kasım 2015'e kadar ve sonrasında PKK terör örgütünün siyasi kolunu destekleyen herkesin sonu aynı olacak. Cumhurbaşkanımız artık gidici diye 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP ve dolayısıyla PKK'yı destekleyenler de hukukta kaçamaz. Kaçamayacaklarını göreceğiz. Hem 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 arası PKK'yı destekleyenler, Gezi'de sokağa çağrı yapan gazeteci ve akademisyenler yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bu soruşturmaları yürüten savcı ve hakimlerimizin ne kadar istekli olduklarını görüyoruz. O yüzden geçti unutalım Gezi darbe girişimi değildi diyenler fena halde yanılıyorlar. Osman Kavala ile bağlantılı bazı gazeteciler de ileride bu darbe girişiminden ötürü yargılanacaktır. 15 Aralık 2017'de bu köşede Kavala olayını yazmıştım. Osman Kavala ile düzenli irtibat ve iltisakı devlet tarafından kesin olarak tespit edilmiş suçlular var. Suçluların HTS, SMS, Whatsapp, FaceTime kayıtları gün gibi belirlenmiş durumda. Cürüm net. Zaten Kavala tutuklandığında sıvışan, köşesini bırakıp kaçanlar belli. Son bir yıldır köşelerinde Osman Kavala'yı en çok savunanlara bakın. Bu mücrimlerin ortak özelliği başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere, Hakan Fidan Süleyman Soylu'ya Hulusi Akar'a ve diğer vatansever insanlara saldıran aynı alçaklardır. Tayyip Bey'e Hakan Fidan'a Süleyman Soylu'ya Hulusi Akar'a en çok saldıranlar hem Kavala ile yakın bağlantısı olup hem de bu davaları götüren savcı ve hakimlerimize sövenlerdir. Bunların hepsi biliniyor. İşte şimdi ne yaparsanız yapın kaçamayacaksınız. Yok akademisyenmiş, yok gazeteciymiş. Onu bu haltları yerken düşünecektiniz. Kimse ifade özgürlüğünden bahsetmesin. Kavala'ya kol kanat gelenler, onu her gün övenler, PR'ını yapanlar hukuken bedel ödemeye hazır olsunlar. Benden söylemesi Gezi davası ve Kavala olayı çok su kaldırır. Ne olursa olsun bu davaları takip takip edeceğiz ve suçluların gereken cezayı alması için var gücümüzle çalışacağız. Cem Küçük, Türkiye